Mersin Psikoteknik SRC Mesut Sezer Eğitim Kurumları'nın sponsorluğunda hazırlanan Nil Sezer'le Hayatın Trafiği programı başlıyor. TV San TV ortak canlı yayınıyla Hayatın Trafiği diyerek selamlıyoruz sizleri. Ben Nil Sezer ve stüdyo canlı yayın konuğum Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Mehmet İsmail Yağcı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim Nil Hanım. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Memleketimiz gibiyiz. Aslında iyiyim demek biraz içimizden gelmiyor eskisi gibi ama yapacak bir şey de yok. İyi olmaya çalışıyoruz. İyi olacağız inşallah. İnşallah yani ne denir, kötü günün ömrü kısa olur diyerek söze başlayayım. İşte 6 Şubat 2023 kara bir gün olarak tarihe geçti. Ve maalesef yani bir buçuk ayı aşkın süredir artık bu trajediyle iç içe yaşadık. Korkunç bir facia yaşandı. Özellikle insan kaybı hiçbir zaman olmamış düzeyde gerçekleşti. Yani 50 binin üzerinde insanımızı kaybettik. Bu telafisi mümkün olmayan bir kayıp. Her ne kadar biz bugün özellikle olayın ekonomik boyutlarıyla ilgili konuşacaksak da, maddi kayıplarla ilgili konuşacaksak da, telafisi olabilecek kayıplardan söz edeceğiz. Her ne kadar o bile ne kadar zorken, ama telafisi imkansız olan kayıplarımızı ben burada anmadan geçemeyeceğim. Gerçekten çok büyük kayıp. İnsanlar, aileleri bundan korkunç bir şekilde etkilendiler. Umarım, dilerim bir an önce bu olumsuz etkilerden sıyrılabiliriz. Kaldı ki biz bile depremin yan etkilenenlerinden olduk Mersin'de. Onu bile atlatmakta büyük zorluk çekiyoruz. Ama hele orada bu işi gerçekten birebir yaşamış insanların bunun üstesinden gelmesi uzun bir zaman alacak. Ama tekrarlıyorum, kötü günün ömrü kısa olur dileğiyle programımıza başlayabiliriz diyorum. Davetiniz için, nazik davetiniz için de teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Hocam CV'nize şöyle bir göz attığımda Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunusunuz. Evet. Tabii ondan sonra yurt dışı falan olmuş. Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcılığı göreviniz sadece değil. Şöyle bir baktığımda küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığı göreviniz var. Yine pek çok yayınınız var, yurt içi ve yurt dışında kitaplarınız evet. var. Ve ben açıkçası bugün meslektaşım diyebileceğim bir hocamla bu evet. konuları konuşabilme şansına sahip olduğum için kendimi şanslı hissediyorum ama dilerseniz benim unuttuğum hususlar olabilir. Siz kendinizi kendi cümlelerinizle izleyenlerimize tanıtın, ardından söyleşimize başlayalım. Elbette, ben Mersin'de doğdum, Mersinliyim. Burada büyüdüm ama tabii ondan sonra üniversite yıllarında, daha doğrusu lise yıllarından itibaren Mersin'den uzun süre uzak kaldım. Yaklaşık toplamda 20 yıllık falan bir aradan sonra tekrar Mersin'e döndük. 2001 yılından beri de devamlı burada kaldım ama tabii o zamandan beri de gene yurt dışıyla bağlantım devam etti. Hem yurt dışında ders verme olsun, orada hocalık yapma olsun, çeşitli kereler tekrardan yurt dışında bulundum. Hatta işte 99
malum o büyük depremde de, Körfez depreminde de yurt dışındaydım. Ki o zaman da böyle bir korkunç bir trajedi yaşandı. Ama işte şimdi daha büyük bir olay meydana geldi. Onun dışında ben Mersin Üniversitesi'nde bahsettiğiniz gibi şu anda rektör yardımcısı olarak görev yapıyorum. Bu üçüncü dönemim. Önceki iki dönemde de gene aynı pozisyondaydım. Şimdi de buna devam ediyorum. Üniversitemizde özellikle strateji, yani az önce dediğiniz gibi iktisadi yani işletme eğitimi aldım. Dolayısıyla üniversitenin birazcık bütçesel konularıyla ilgileniyorum daha ziyade. İşletme konularıyla ilgileniyorum. Dolayısıyla strateji geliştirme daire başkanlığı, sağlık, kültür, spor daire başkanlığı, dış ilişkiler ofisi, onlar bana bağlı. Ama tabii diğer konularla da mutlaka birebir ilgileniyoruz. Peki hocam, ana başlığımız deprem ve temel sorumuz 6 Şubat sonrası Türkiye'de ekonomik ve sosyal yaşam. Bugün öyle sözleştik sizinle. Ben öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı depremlerin ekonomiye maliyetinin 103.6 milyar dolar, yani yaklaşık 2 trilyon Türk lirasına karşılık geldiğini açıkladı. Bununla ilgili farklı görüşler var. Sorum şu olsun, deprem maliyetinde hesaplanmasında baz alınan temel kalemler nelerdir? Sizin böyle bir çalışmanız, tahmininiz var mı? Elbette şöyle söyleyeyim, sizle bu konuyu konuştuktan sonra neler tartışacağımızı konuştuktan sonra elbette ben de bir takım araştırmalar yaptım. Benim birincil düzeyde kendi adıma yaptığım bir araştırma yok. Ancak ikincil kaynaklardan elde ettiğim bilgileri birazcık derleyip toparladım. Onların özetini birazcık burada sunacağım. Elbette Cumhurbaşkanlığı'nın bu konuda vermiş olduğu veri çok büyük bir rakam, öyle söyleyeyim. Yani inanılmaz büyük bir kayıp var ortada. Milli gelirin onda biri. Onda birine neredeyse, evet. Onda birinden de fazla hatta. Evet. %11-12 civarında bir kayıptan söz ediliyor. Ama buna ilişkin bağımsız araştırmalar da var elbette. Bağımsız araştırmacıların yapmış olduğu üniversitelerin yapmış olduğu araştırmalar var. Onlar da bu 104 milyar dolar yaklaşık, 103.6 dediniz, yani o 104 milyar dolar verisini teyit ediyor. Tabii belli bir aralığı var, yani yaklaşık işte 77 milyar dolarla 105 milyar dolar arası değişecek bir maliyetten söz ediliyor ama bu tabii ki ben genelde hep olumsuz yönden bakarım bazı kararları alırken. Yani en kötü ihtimal ne olabilirden yola çıkarak üst rakamdan devam edelim diye düşünüyorum. Yani en kötü senaryoya hazır olmak. En kötü senaryoya hazır olmak bakımından böyle bir şey daha uygundur diye düşünüyorum. Ben kendi kararlarımda da öyle düşünürüm. Demek ki işte Türkiye'nin 105 milyar dolarlık ciddi bir kaybı söz konusu. Tabii yani burada bir takım karıştırmalar da var. Yani insanlar bunu değerlendirirken 105 milyar dolar direkt anında cebimizden çıkacakmış gibi düşünüyorlar. Ama bunu doğru konumlandırmak lazım. Elbette bu bir zarar. Fiziksel varlığımızdan kaybedilmiş bir kısmı. Bir kısmı da bunun içerisinde hangi kalemler olduğunu siz sorduğunuz için söylüyorum. Bir kısmı da gelecekte, yani bu süreç sonrasında meydana gelecek gelir kayıpları, buna ilişkin vergi kayıpları. Ha bir de buna ilişkin bir takım kazançların da netleştirilmesiyle ortaya konan bir veri bu. Dolayısıyla bunları konuşabiliriz. Evet. Şimdi zaten deprem maliyet tahmini yapılırken önce bir direkt maliyetler hesaplanıyor, göz önüne alınıyor. Yani aslında burada anlatılmak istenen enkaz kaldırma, hafriyat, konut yapımı, onarımı ve tabii ki altyapı, değil mi? Hep bunu konuşuyoruz. Sanki bu
103.6 milyar dolar bu gibi. Ama sadece bu değil tabii ki. Yine nakdi yardımlar var ailelere. Tabii devletin vermiş olduğu yardımlar var. Hı hı. Yani her ölen başına verilen belli bir meblağ var. Ayrıca bu süreç içerisinde ailelere verilmiş olan yardımlar var. Bunların da tabii bir yekün teşkil ettiğini düşünüyoruz. Ama tabii o meblağlar bu 103.6 milyar dolar içerisinde oldukça küçük bir payı oluşturuyor. Yani neredeyse %1-2 gibi. Ama esas ana kayıp fiziksel duran varlıklarımızda, yani hem konut, hem işletmeler, hem yani dükkanlar, sanayi işletmeleri falan, burada meydana gelen bir fiziksel kayıp söz konusu. O maddi duran varlıkların da tabii ki bir yıl içerisinde yerine konabilmesi neredeyse imkansız. Yani çok fantastik bir şey olur bunun bir yıl içerisinde yapılacak olması. Zaten bu 2023-24'e hatta 25'e sarkabilecek şekilde ancak yapılabilir. Çünkü bunu yapmak için bir takım kaynaklara ihtiyacınız var. Hem insan kaynağı olsun, hem parasal kaynakları olsun. Hani binaları yapmaya tekrardan başladığınızda bunun için gerekli insan kaynağını, iş makinalarını falan nereden temin edeceksiniz? Nereden kaydıracaksınız? Başka yerlerdeki büyümeler büyümeye etki edecek bu üretim faktörleri o taraflarda eksilmiş olacak. Başka bölgelerde eksilmiş olacak. Tabii işte bunların planlamasının mutlaka acil bir şekilde yapılması lazım ki yapılıyordur diye düşünüyorum. Evet hocam, şimdi geçen yıl Ocak ayı itibarıyla bütçe açığı açıklandı. Şimdi bu bütçe açığına rağmen şuradan devam etmek istiyorum izin verirseniz. En fazla zarar gören il üzerinden gidelim şimdi. En fazla zarar gören 3 ilde Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman. Toplam gayri safi milli hasıla içindeki payı %2.6, yani 24 milyar dolarlık bir tutara karşılık geliyor. 11 il toplamına baktığımızda bu 11 ilin 2022 gayri safi milli hasıla esas alınacak yapılan bir hesaplamada toplam kaybı 22-25 milyar dolar. Şimdi bu ayrı bir kayıp gelir olarak kaybı, şurada gelir durması kaybı lazım. Evet. Gelir kaybı. Yine üretime bağlı gelir kaybı. Yine mesela bunların ihracat paylarını getirdim ben. 10 ilin 2022 ihracat payı %8,5, yani 21.6 milyar dolar. En fazla etkilenenin ihracat payı işte %2.2'den 5.6 milyar. Totalde 3 ilin ihracat oranı, kayıp oranı %50-60. Evet. Bu da bir zarardır. Yani bu da maliyettir. Tabii o 3 il, özellikle Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş ihracat konusunda önemli iller. Bölgenin önemli illeri. Tabii ki diğer illeri de ufak da olsa, onlardan daha küçük de olsa ihracat payları var ama gerçekten Maraş, Hatay ve Gaziantep bu konuda ciddi bir sıkıntı yaşadı. Özellikle benim görüştüğüm, tanıdığım iş insanlarından da elde ettiğim bilgiye göre özellikle gıdaya, tarıma dayalı gıda işleme sektöründe falan, özellikle mal tedariğinde ciddi sıkıntı yaşanıyor. Ve işçiler, yani çalışanların da tabii bölgeden gitmiş olması, tekrar geri gelmeleri bazılarının, ailelerinden kayıplar filan derken normalde 3 vardiya çalışabilen fabrikalar, 24 saat çalışabilen fabrikaların sadece 1 vardiya 8 saat çalışabildikleri ve personelin motivasyonunun ciddi bir negatiflik yaşadığını söylüyorlar. Dolayısıyla üretimde ciddi bir azalma bekleniyor zaten. Evet, yani gayri safi hasılasında bu 3 ilin ve dolayısıyla ihracatında da bir daralma yaşanacak, yaşanıyor da zaten. Hani sonuçta biliyorsunuz İskenderun Limanı'nın da almış olduğu
hasardan dolayı ihracat noktası olarak veya ithalat girdilerinin sağlandığı bir kapı olarak orada da bir takım olumsuzluklar var. Mersin'e hani bunun yansımaları var. Yani bir sarmal aslında. Dediğiniz gibi tabii Mersin'de hemen yakından ilgilendiren bir konu bu. Hı hı. Ama tabii bu yakın bir süre sonra üretim tesisleri yeniden tam faaliyete geçtiklerinde tekrardan aynı üretim sağlanabilecektir. Tabii ama bu konuda devletin ciddi önlemler, yani teşvikler de vermesi gerekiyor. Ve oraya insan kaynağını tekrardan çekebilecek bir takım olanakların sunulması gerekiyor. Çok büyük bir sayı ama hocam. 4 milyon 640 bin kişi istihdam ediliyor. Bir şanslı noktamız var. Şöyle, 99 depremini hatırlarsanız etkilerine baktığımızda daha çok sanayiyi vurdu. Ardından mesela ne oldu? Hemen krizler patladı. 2000-2001 evet. Krizleri. 20 banka bir anda iflas etti. Biz aslında 10 yıl geri gittik. Şimdi bu depremdeki şanslı diyebileceğimiz taraf bu özellikle Maraş ve Malatya bölgesinde organize sanayideki fabrikaları çok hasar görmemiş olması. Evet. Yalnız çok hasar görmemelerine rağmen sizin de belirttiğiniz gibi çalışanlarda bir azalma var. Evet. Çünkü neden? Bir kısmı hayatını kaybetti ister istemez. Bir kısmı korkudan aileleri etkilendi. Yer değiştirdi. Evet. Psikolojileri bozuldu. Evet. 4 milyon 640 bin kişi. Bu İstihdamın bir yüzü. Bir de 150 bin esnaf iş yerinden oldu. Bunları da ayrı bir değerlendirmek lazım. Yani aslında orada istihdamla ilgili çok ciddi bir çalışmanın yapılması gerekiyor. Çok haklısınız. Sadece istihdamı da şey diye düşünmeyelim. Yani fabrikalar falan diye düşünmeyelim. İşte dediğiniz gibi küçük esnaf falan. Aynı şekilde kamu çalışanları, yani memurlar, işte akademisyenler, öğretmenler bu felaketten büyük bir şekilde etkilendiler. Yani o insanların da şu anda mesela orada çalışmalarını beklemek birazcık iyimserlik olur. Yani deprem bölgesindeki devam eden işte artçılar var. Siz gelin burada hala çalışmaya yani devam edin. Yani normalleşmeye çalışmak değil mi? O ekstrem durumun içinde normal olmaya çalışmak da bir baskıdır aslında insanların üzerinde. Kesinlikle çok zor bir durum. Ben bazı arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilere dayanarak da söylüyorum. Mesela şimdi belirttiğiniz işte Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay en etkilenen illerden yani Kahramanmaraş'ta, Hatay en fazla etkilenenleri, Adıyaman. Üçü en fazla yıkıma uğramış yer. Bu buradaki üniversiteler, bu üç bölgedeki üniversitelerde çok ciddi akademisyen kaybı da oldu. Yani yayınladılar, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 35 tane akademisyenini kaybetti burada. Profesör, doçent, araştırma görevlisi, doktor öğretim üyesi. Ya bu korkunç bir kayıp. Yani aslında bu az önce bahsetmiş olduğunuz kaybın 103.6 milyar dolar diyorsunuz ya, sadece fiziksel kayıplar bunlar. Bu fiziksel kayıp, evet. Bu bahsettiğim insan kaynağının kaybı ise bunun parasal ölçümünü yaptığınızda belki daha büyük bir meblağ çıkacak. Beşeri sermayeyi kaybetmiş oluyoruz. Yani bugün mesela bir profesörün o noktaya gelene kadar ki kendine harcanmış olan yatırım diye düşündüğünüz parayı düşündüğünüzde, hesapladığınızda milyonlarca lira ortaya çıkacak. Bu kadar iş gücü kaybı, insan kaynağının, beşeri sermayenin birdenbire yok olması, telafisi imkansız bir şey. Nasıl yerine koyacaksınız? Kaldı ki oradaki pek çok hoca arkadaşlar da doğal olarak başka bölgelerdeki üniversitelere geçmek istiyorlar. Hı hı. İsterler bu saatten sonra. Çünkü aileden kayıpları var. Kendilerinin yaşadığı bir travma var. Bunun üstesinden o bölgede gelebilmek biraz zor. Evet. Bunu kabul etmek lazım. Gerçekçi olmak lazım.
Hani biz bile burada hani bu kadar tedirginken oradaki insanların tedirginliklerinin devam etmesini normal karşılamamız lazım. Ve pek çok insan bu bölgedeki bildiğim kadarıyla 15 tane üniversite var. Toplamda Adana'yı da Çukurova'yı falan da sayarsak. Orada çalışanların idari personeli, akademik personelinin nasıl bir tedirginlik çektiğini biliyoruz. Başka yerlere geçmek istiyorlar, başka geçici görevlendirmeler istiyorlar. Ya bu sadece üniversite boyutunda. Öğretmenleri düşünelim, diğer kamu çalışanlarını, ne bileyim vergi dairesinde çalışan memurları düşünün veya ne bileyim polisleri düşünün, askeri personeli düşünün. Yani bunların aileleri var, bunlar sadece tek başlarına yaşayan insanlar değiller. Ve beşeri sermaye kaybının hesaplanmadığını biliyorum. Hesaplanması bunu, mümkün değil. Çok zor evet. Hesaplaması. Ve yapıldığında inanın ki belki de bu o bir de oradan göç etmiş insanların tekrar oraya gelmesinin de uzun süreceği, yani bu depremin etkilerinin unutulacağı veya oranın tekrar cazip hale geleceği bir döneme kadar süreceğini düşünürseniz kaybın ne kadar büyük olduğu daha iyi anlaşılabilir. Yani çoğu zaman pek çok depremle ilgili tartışmalarda, bu ekonomik tartışmalarda beşeri sermaye boyutu hep göz ardı sonsuzdur. Edildi. Evet. Sonsuzdur çünkü. Evet ama bence buna dikkat çekmek gerekiyor. Peki hocam, aslında üniversitelerle ilgili soruyu birazdan soracaktım ama madem üniversiteler diye giriş yaptınız, oradan devam etmek istiyorum. Ekonomiye tekrar döneriz. Üniversitelerin uzaktan eğitimini onaylıyor musunuz bu süreçte? Uzaktan eğitim konusu elbette çok tartışmalı bir konu oldu. Bu biliyorsunuz COVID-19 pandemisiyle başladı. O zaman gerçekten bir zorunluluktu. Yani bulaşmayı engellemek bağlamında insanların kalabalık sınıflarda bir arada bulunmaları bulaşabilirliği arttırdığı için o zaman gerekliydi. Gerçekten mantıklı bir önlemdi. Ama tabii şimdi geldiğimiz noktada bu konuda çok tartışma çıktı. Yani uzaktan öğretimin o süreçte çok büyük bir öğrenimi oldu. Yani üniversiteler, hocalar, bütün hani milli eğitimde de biliyorsunuz bayağı bir şey öğrendik aslında. Bu işin tecrübelisi olduk. Bayağı da iyi uygulandı. Yani vardığımız nokta, başladığımız noktadan şu anda geldiğimiz noktaya gerçekten epey şey öğrenerek geldik. Yani bütün personelimiz aslında, akademik personel bu konuda deneyimli. Önceden değişik platformlarda dersler yapılırken şimdi tek bir yerde daha rahat yapılabiliyor. Ve o derslere erişimin nasıl olabileceği konusunda öğrenciler de deneyimlendi. Ama tabii ki böyle bir deprem sonrasında birdenbire böyle tam dönemin başlayacağı, bahar dönemlerinin başlayacağı bir dönemde hızlı bir şekilde uzaktan öğretime geçme kararı tabii ki çoğu kişide olumsuz görüş yarattı. Bir nedeni bunun şu, biz bununla ilgili bir araştırma yaptık aslında. Mersin Üniversitesi biliyorsunuz yaklaşık 43 bin civarında öğrencisi olan bir orta çaplı bir üniversite. Yani popülasyon anlamında söylüyorum. Bölgedeki üniversiteler de öyle. En büyük Çukurova Üniversitesi biliyorsunuz. Bizden daha büyük öğrenci sayısına sahip. Belki Gaziantep Üniversitesi de olabilir. Bölge üniversiteleri elbette çok etkilendi. Yani öğrencisi bazında. Biz kendi öğrencilerimizin belli bir kısmının bu bölgeden geldiğini biliyoruz. O yüzden sayılarına baktırdık. Yaklaşık 12 bin öğrencimiz bizim o bölgeden geliyor. Bu depremden etkilenmiş 11 ilden geliyorlar. Hı hı. Bu da ciddi bir oran aslında. Yani bizim öğrenci sayımızın işte 43 bin öğrencinin 12 bini düşündüğünüzde neredeyse işte dörtte biriden biraz daha fazla gibi düşünebilirsiniz. Ve
aileleri falan çok etkilendi. Bizim de öğrencilerimizden maalesef epey bir kaybımız oldu. Tek tek aradık biz öğrencilerimizi. Yani her bölüm bütün öğrencilerimizi, ikametgahı bölgede olan bütün öğrencilerimizi tek tek telefonla aradık. Maalesef 20 civarında öğrencimizin bu depremde kayıp olduğunu tespit ettik. Ailelerinin yaklaşık 200'ün üzerinde kaybı olduğunu öğrendik. Bu tabii bizi de etkiledi doğal olarak. Evet. Öğrencilerimiz işte birkaç gün önce burada eğitim görürken, öğrenim görürken ondan sonra birdenbire yok oluyorlar. Yani hepsine Allah rahmet eylesin, çok büyük bir acı. Uzaktan öğretime şimdi işte geçiş noktasında düşündüğünüzde bizim gibi etkilenmeyen üniversiteler var. Biz etkilendik, evet. Yani uzaktan öğrenim gibi bir şeyi yapmak bizim açımızdan doğruydu. Ne anlamda? Çünkü buraya göçle direkt deprem göçü olarak gelmiş olan ve yurtlara yerleştirilmiş olan, zorunlu olarak yerleştirilmiş olan depremzede kitlesi var. Dolayısıyla yurtların bir şekilde öğrencilere açılamayacağı gerçeği vardı. Öğrencilerimizin işte uzaktan öğrenimle devam etmesi konusunda hemen hızlıca hazırlığımızı yaptık ki dediğim gibi yani deneyimimiz olduğu için burada bir sorun yaşamadık öğrenimle ilgili. Ama tabii tüm Türkiye genelini düşündüğünüzde bizim 12 bin öğrencimiz bölgeden gelirken mesela başka bir diyelim ki Edirne'deki Trakya Üniversitesi'nin bu bölgeden giden öğrencisi yok belki de. Yani bakmak lazım bilmiyorum ama hani tahminen söylüyorum zaten bunu. Zaten %70 artık öğrenciler kendi yaşadıkları kentlerde yakın okumayı yerlerde tercih ediyorlar. Evet. Okumayı tercih ediyorlar. Tabii yani bunun çeşitli nedenleri de var. Ama ekonomik daha çok. Evet. Bölgeden ayrılmak istemiyor. Aileler çocuklarını göndermek istemiyor falan. Ki yani gayet iyi de üniversiteler var evet. Artık. İşte dolayısıyla başka bölgelerde ki üniversitelerin bölgeden, deprem bölgesinden öğrenci sayısında ve deprem göçü alma konusunda Mersin kadar etkilenmişlikleri yok. Bu da bir gerçek. Öyle olunca yani onlar belki normal örgün öğrenime devam edebilirlerdi. Yani şunu yapamazlar mıydı hocam? Mesela deprem bölgesindeki öğrencileri, üniversite öğrencilerini deprem bölgesinden uzakta hiç etkilenmemiş üniversiteler misafir öğrenci olarak kabul edip eğitim öğretime devam edilemez miydi? Edilebilirdi. Tabii orada da 15 üniversiteyi düşündüğünüzde her birinin ortalama 20-30 bin öğrencisi olduğunu düşündüğünüzde 350 bin öğrenci gibi bir şey yapar. Yaklaşık 350-400 bine yakın öğrenci yapar. Bu küçük bir sayı değil aslında. Ama tabii yani Türkiye'nin değişik illerinde nerede evet. Barınabilme olanağı bulabilirlerse şeklinde yapılabilirdi. Yapılmaz diye bir şey yok. Ama işte hızlı bir karar verilmesi gerekiyordu. Bir de pek çok öğrenci ailelerinden ayrı kalmak istemiyorlar. Bakın yani şimdi şöyle bir şey düşünün. Biz bu süreçte Mersin Üniversitesi gerçekten çok büyük bir duyarlılık gösterdi. Pek çok öğrencimiz orada arama kurtarma çalışmalarına katılmak için gönüllü oldular. Yardımlar topladılar bizim üniversitemizden. 3 tane tır bölgeye yardım olarak sevk edildi. Sağ olsun orada iş adamları, lojistik sektöründe faaliyet gösteren iş insanları bize tırlarını tahsis ettiler. Yani bilabedel. Teşekkür ediyoruz hepsine. Güzel bir dayanışma örneği sergilendi. Üniversitemizde pek çok depremzede ağırlandı. Günlerce yani haftalarca yemekleri verildi, sıcak bir barınak sunuldu. Kendi personelimize de dahil. Bunun yanı sıra sağlık konusunda üniversite hastanesi çok ciddi bir çalışma gösterdi. Bölgede işte gerçek anlamda ayakta kalan tek üniversite hastanesi oldu. Ve gerçekten yani bizzat şahit oldum. Bizim
doktorlarımız müthiş bir performans gösterdiler. Yani 7-24 inanır mısınız uyumadan veya çok kısa süre dinlenerek faaliyet gösterdiler. Gemiler dolusu gelen hastaları, yaralıları yani bir an önce şifa bulsunlar, kurtulabilsinler diye tedavi ettiler, ameliyatlarını yaptılar. Biz gözlerimizle gördük. Orada onlarca, yüzlerce ameliyat geçirmiş küçücük çocuklardan tutun, hani erişkinlere kadar insanlar burada yardım aldılar. Ben o yüzden de Mersin Üniversitesi'nin yaptığı bir kurum olarak yaptığı tüm rektörlüğün bu konuda göstermiş olduğu hassasiyeti de personelimizin topladığı yardımlar, öğrencilerimizin gösterdiği duyarlılıklar gurur duyuyorum. Diyeceğim nokta şu yalnız, pek çok öğrenci o bölgede okuyan öğrenciler de oranın yerlileri olan öğrenciler de ailelerini terk edip gelmek de istemiyorlar. Yani hani onları başka yere sevk etmek, başka yere göndermenin de zorlukları var. Anladım. Yani bir bütün olarak düşündüğünüzde işte en kolay çözüm uzaktan öğrenim yapmaktı. Biz gerçekten o konuya uygun bir üniversiteydik, evet. Ama belki hani uygun olmayan başka üniversiteler olabilir diyorum gene hani. Çok bölgeden öğrenci almamış üniversiteler örgün öğrenimlerine devam edebilirlerdi. Çünkü oradaki yurtlara depremzedeler gitmedi. Onlar normal örgün öğrenimine devam edebilirlerdi ama genel bir karar alındı. Evet, toplu bir karar alındı. Böyle de devam ediyor. Ama benim şahsi görüşüm, biz üniversitede sadece okul okumadık, kendimizi yetiştirdik. Sosyal anlamda birey olmanın, vatandaş olmanın ne demek olduğunu, kendi bütçesini idare etmenin ne demek olduğunu öğrendik. Yani sadece üniversite öğrencisi deyince işte okula giden anlamında değil, üniversiteye giden. Çok haklısınız, o konu çok farklı geniş bir şey. Bir evren. Yani evet. Bu aslında tek başına bir tartışma konusu. Şimdi elbette biz bunu bizzat, gene hep bizzat diyorum yani, gerçekten yaşıyorum. Eşimin bir yeğeni var, çok başarılı bir öğrenci, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyor. Girdiğinde pandemi başladı. O da İstanbul da Teknik durumda. Üniversitesi evet. Ekonomi bölümünde. Pat diye pandemi başladı. Okula yani fiziksel olarak gidemeden evden öğrenim görmeye başladı. Şu anda işte 3. sınıf. Bir dönem arada sadece bir dönem şeye gidebildi, okula gidebildi. Hocalarını yüz yüze görebildi falan. Şimdi gene uzaktan öğrenim yapıyor. Belki seneye mezun olacak. Seneye de mezun olacak. Başarılı öyle kalmıyor falan böyle. Yani dediğiniz gibi esas üniversitenin sağladığı donanımı, bireye sağladığı donanımı, donanımın büyük bölümünü alamadan mezun olacak. Yani işte arkadaşlıkları, dostlukları, o bilgisi, görgüsü, deneyimi oluşamayacak. Bu gerçekten bu kuşak için, yani nasıl diyeyim, 2019-2023 döneminde okuyan, üniversiteye denk gelmiş öğrencilere gerçekten büyük bir talihsizlik oldu. Pek çoğu da ikinci üniversite yapacak. Benim kızım öyle diyor. Mesela ben bundan evet. Bir şey anlamadım. Evet, İkinciyi evet. Okuyacağım yok, çok diyor. Haklı. Haklılar evet. Yani. Bunlar hepsi mesela bence master yapsınlar. Devam etsinler şey. Öğrenimlerine. Belki hani o arada bu kısmı telafi edebilirler. Peki hocam. Yani. Öğrencileri bir tarafa koyduk. Şimdi depreme gelelim. Ülkede zaten enflasyon var. Bütçe açığı var. Cari açık var. Şunu sormak istiyorum size. 99 depreminden giriş yapmıştım. O dönem mesela krizle sonuçlanmıştı. Şimdi 6 Şubat da evet, sanayi işletmeleri, fabrikalar falan çok fazla etkilenmediği için sanayi anlamında bir kriz olmaz. Ama üretimle ilgili gerilemeler var. İhracatla ilgili gerilemeler var. Yine vergiler de alınmayacak. Orada da bir gerileme bir kısım var. Kamu gelirlerinde de azalma meydana gelecek. Ve inşaat yapılacak. Evet, inşaatın büyüme katma değer etkisi çok hızlıdır. Ama inşaat içinde ne gerekiyor? Çimento, demir, araç diye baktığınızda sadece enerji. Tabii. Enerji demek, döviz demek. İthalat demek. İthalat demek. Bir dengesizlik var. Ben işinden çıkamadım. Buyurun.
Gerçekten çok bilinmeyenli bir denklem bu. Tabii ki yani işte, inşaat sektörünün getirileri olacak. Katma değer oranı var. Bir evet. Katkısı olacak. Ama tabii bunun girdilerinin de ciddi bir ithalat gerektirdiğini biliyoruz. Dolayısıyla cari açıkta da bir sıkıntı olacak. Yaklaşık 20 milyar dolarlık falan bir fark bekleniyor. Zaten cari açığımız bizim biliyorsunuz 35 milyar dolar falan. Ocak'taydı ki, o ama evet, şimdi artık işte belki de evet değişti. Daha da artacak. Artı bir de bizim yine benim baktığım kaynaklarda bu yıl 2023 için toplam borç stoğumuzun ödenmesi gereken vadesi gelen borçlarda 190 milyar dolar civarında. Dolayısıyla 50-55 milyar dolar civarındaki böyle bir cari açık ki artması muhtemel, daha da artması. 2023 için 250 milyar dolarlık bir fon gerekiyor. Böyle bir kaynak gerekiyor. Tabii bunlar hani yeni kredilerle ancak döndürülebilir. Belki swap anlaşmalarıyla veya devletin yurt dışı borçlanmasıyla, başka araçlarla borçlanmasıyla, enstrümanlarla. Çok ciddi sıkıntılı bir döneme girdiğimizi söyleyebiliriz. Bir de seçim arifesindeyiz. Onun da etkisi olacak. Seçim arifesinde olmak da tabii önemli. Bir takım vaatler var ister istemez. Hani hem hükümet hem muhalefet ister istemez insanlara gelirlerinin yükseleceğine, yaşam kalitelerinin, refahının yükseleceğine dair bir takım vaatlerde bulunmak zorunda. Tabii ki işte bunun da bir bedeli var. Hesap yapmak gerekiyor bunun mali boyutu ile ilgili. Kaldı ki yani yurt dışı borçlanmamızı da biz ciddi ölçüde hani kredi risk primimiz dünyadaki en yüksek ülkelerden biriyiz. Oldukça pahalıya mal ediyoruz. Yani borçlanmamız ucuz borçlanma da değil. Ve üretimi arttıracak yatırımla, hani şimdi işte inşaat dediniz. İnşaat hani üretim arttırıcı bir etkisi, sektör büyümeye değil. Etkisi var ama, evet, ama sanal kalıyor evet. Hani maliyetlerin karşısında evet. Şu ortamda. Büyümeye şöyle belki yani ona değinebilirim birazcık ama yani sonuçta bizim ciddi bir borçlanma şeyimiz olacak, durumumuz olacak. Tabii bu kaynakları bulmak, o güveni sağlamak kredi veren kuruluşlara, kurumlara nasıl yaklaşacağız? Bu seçim sonrasında falan belli olabilecek bir zaman şey. Yani gösterecek. Evet, o şu anda hemen söylenebilecek bir şey değil. Çünkü yani iktidarda olacak, ülkenin icrasında olacak yönetimin işi çok zor. Evet. Kim olursa olsun. Dolayısıyla ciddi bir hazırlık yapmaları lazım. Kim olursa olsun öyle diyeyim ben. Kaldı ki bu rakamlar mesela bunun içinde asgari ücret zammı, EYT onlar tabii maliyetleri yurt içi borç, yani yurt içi aha. Hesaplanması gereken şeyler. Yani döviz bazında veya hani dış ticaretimizi ilgilendiren şeyler değil ama enflasyon bağlamında etkisi ne olur hocam? Depremin enflasyona etkisi ne olur? Mutlaka negatif bir etkisi olur. Yani olumlu bir etkisi olmaz. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Bakın işte oraya da geleceğim. Aslında hep konudan konuya atladık ama hepsi bir bütün aslında. Bütün evet. Şimdi mesela diyelim ki şöyle ben bir sayılara bakmıştım da. Şu anda mesela Şehircilik Bakanlığı'nın verdiği rakamlara göre yaklaşık 865.319 bağımsız bölüm inşa edilecek. Bağımsız bölümden kasıt hem apartman daireleri, işte dükkanlar, ne bileyim köy evleri, ahırlar filan toplamda.
Yeniden inşa edecek. Yeniden inşa edecek. Evet. Yıkıma uğramış çünkü. Yani bunlar yeniden insanlara sunulmak zorunda. Ve tabii bunları hemen yapamıyorsunuz. Yani bir yılda bitecek bir şey değil. Bunlar tabii yapıldığında, peyderpey yapıldığında, atıyorum işte ilk yıl 300 bini yapıldı. Ertesi yıl 300 bini daha yapıldı. 2,5-3 yılda tamamlandı diyelim ki. Bunlar için biliyorsunuz işte buzdolabı gerekecek, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, yani evin yeniden mutfak aletlerinden tutun yatağına, döşeğine kadar her şey gerekecek. Yeniden ev kurulacak. Artık orada herhangi bir şey kalmadı. Tekrardan kullanılabilir durumda bir eşya kalmadı. Ha, büyümeye etkisi işte hani sanayi boyutunda bir yansıma şöyle olabilir. Bu sefer bizim işte beyaz eşya üreten fabrikalarımız %100 kapasiteyle çalışır. Full randıman çalışmak zorunda kalacaklar. Çalışıyorlar da zaten. Evet. Çünkü ihracatı, ihracatları da var. Dolayısıyla enflasyonik bir etkisi olacak. Bu ürünlerin fiyatlarında artış meydana gelecek. Çünkü talep olacak. Yani düşünsenize birdenbire her yıl 300 bin buzdolabına daha çok ihtiyaç var. Değil mi? Onların üretim kapasitelerini arttırmaları lazım. İki, kaldı ki bunların bir kısım girdileri döviz bazlı. Doğal olarak enflasyonist etkisi en azından beyaz eşyada, mobilyada falan olacak. İnşaat sektöründe de olacağını söylüyoruz. Değil mi? Evet. Kaldı ki bir de bu şey deprem tüm Türkiye üzerindeki talep dengesini de bozdu. Yani arz talep dengesini de bozdu. Şimdi orada arz azaldı. Oradaki üretim arzı azaldı. Talep var ama. Ama o talebin bir kısmı da başka şehirlere kaydı. İşte biz de Mersin'de etkilenen en önemli şehirlerden biriyiz, değil mi? Bizim dışımızda birkaç şehre daha kaydı. Ankara, Antalya, Mersin'dir evet. En yoğun. İşte dolayısıyla şimdi mesela Mersin'de biz şeyi görüyoruz. Enflasyonist etkiyi hangi sektörlerde görüyoruz? Başta emlak sektöründe görüyoruz. Konut fiyatlarında veya kiralarında diyeyim, apartman dairelerinin belki hani yüksek katlı daireler pek değer kazanmıyor. Şu anki ama müstakiller. Ama müstakiller bulamıyorsunuz değil mi? Evet. Yok. Bir de çok ciddi bir rantçı maalesef hani ahlaksız diyeceğim. Toplumsal bir yıkım diyorum ben evet. Ona aslında. Evet. Evet. Gerçekten ben geçen işte bir toplantıda da gene belirtmiştim. Yani Türk iş insanları ciddi bir ahlak deneyiminden geçiyor. Erdemli olmak zorundalar. Siz de işte işletmecisiniz, ben de işletmeciyim. Biz derslerimizde hiçbir zaman sadece kar edilsin, her ne pahasına olursa olsun diye bir şey öğretmiyoruz. Evet. Öğretmedik. Biz öğrencilerimize her zaman haklı kar, makul kar ve toplum faydasını da öğretiyoruz. Ama maalesef burada bazı fırsatçılar bir kesim var ve bundan utanmıyorlar maalesef. Yani hem depremzedelere veya depremzede olmayan normal insanlara da raicin çok üzerinde fiyatlar söylüyorlar. Bunun kabul edilebilir hiçbir tarafı yok. Ben o yüzden söylüyorum, bunun iş ahlakıyla şeyi yok. Türk iş dünyası hangi sektör olursa olsun, hani sektör ismi vermiyorum, çok ciddi bir ahlak sınavından geçiyor. Birazcık kendilerine çeki düzen vermelerinde yarar var. Bu fırsatçılık yapılacak bir dönem değil. Hiçbir zaman değil elbette, yani fırsatçılık hiçbir zaman değil. Depremde aslında perde arkasında o yok mu hocam? Mesela çarpık kentleşme, ranta dayalı sistem, liyakatsızlık sonucu, hani hep diyoruz ya deprem değil binalar öldürür. Binalar mı suçlu şimdi yani bu depremde? Nil Hanım, şimdi bununla ilgili bir yığın tartışma oldu biliyorsunuz. Konuşuluyor, böyle yazılıyor, çiziliyor. İşte herkes suçu birbirine atıyor. İşte müteahhitler diyor ki ya tek suçlu müteahhitler mi? İşte tek suçlu öbür denetçiler çıkıyor.
yapı denetimciler falan. Ya bir tek suçlu biz miyiz? Veya belediye yetkilileri buna izin verenler. Ya bir tek suçlu biz miyiz gibisinden. Günah keçisi biz miyiz gibi tartışmalar oluyor. Bakın ama bu bir silsile. Birbirinin içine geçmiş bir iş sektörü bu. Burada tabii ki daha yüksek sorumluluğu olanlar var. Daha düşük sorumluluğu olanlar var. Evet. Böyle herkes eşit düzeyde sorumlu değil. Bana göre şimdi müteahhit diyor ki ben diyor denetimimi yaptırdım diyor filan. İşte belediye izin verdi diyor filan. Bakın müteahhit dediğiniz şey burada yani benim bir yıl müteahhit dostum, arkadaşım, sevdiğim insan var ama müteahhit aslında taahhüt eden anlamına geliyor değil mi? Yani bir şeyi taahhüt ediyor. Neyi taahhüt ediyor size? Sana bir yuva yapacağım. Yuva diyor. Sağlam güvenli. Bir yapı. Güvenli değil mi? Evet. Bakın Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde ikinci sırada gelir. Güvenlik, evet. Güvenlik. İlk yeme içme falan yani insanın fiziksel ihtiyaçlarını giderme. İkinci sırada da güvenlik. Başını sağlam bir barınağın altına kendini sokma. Kendini emniyetli evet. Hissedeceği bir bize yer. Bunu taahhüt ediyor aslında evet. Müteahhit. Ve şimdi İngilizcesinde de daha doğru bir tanım var. Şimdi bizde müteahhiti sözleşme yapan hani contractor diye de çeviriyorlar. Contractor değil esas. Land developer. Yani bu bir alanı bir mesela normal bir hiçbir şey olmayan bir toprak parçasını size yuva haline getiren, yani alanı geliştiren birisi. Land developer. Hı hı. Orayı geliştiriyor. Bunun tamamından bu kişi sorumlu. Ne yapıyor? Diyor ki ben buraya için bir proje geliştirdim. Bu projeyi sağlam yapacağım. Bunun için inşaat mühendislerime hesaplamaları yaptırıyorum. Mimarlarıma çizimini yaptırıyorum. Güvenli şu yönetmeliklere de uygun bir tasarım yaptırıyorum. Sunacağım bunu diyor. Ve en iyi malzemeyi kullanacağım diyor. Malzemeden çalmayacağım diyor mesela. Şimdi denetçi geldi diyelim ki. Bu binanın yapımında denetçi geldi. O deyin ki görevini savsaklıyor. İyi bir müteahhit, gerçekten ahlaklı, iyi bir iş adamı olan müteahhit der ki kardeşim benim binamı düzgün denetle. Gel benim binamı düzgün denetle. Ya da 6 kat izni varken 2 evet. kat çıkmaz. 2 kat daha çıkma. Evet. Esas sorumluluk onda. Hı hı. Çünkü bütün o işin geliştirilmesindeki organizatör rolü müteahhitte. Evet. Şeyde değil, belediyede değil. Belediye sadece izni veriyor. Ama orada da bir sıkıntı var hocam. Mesela belediye başkanı bana göre her şeyi evet. bilmek zorunda değil. Ama belediye meclisinin oluşturan, o planlaması yaparken kişileri teknik sorunlu, adam olması gerekiyor. Kesinlikle, hı-hı. kesinlikle. Şehir bölge planlamacı, mimar falan bu inşaat sektöründen bilgili insanlar olması lazım. Katılıyorum o konuya. Hı-hı. Ama ya, tüm bir binanın geliştirilmesinden ve insanların kullanımına sunulmasından ki bundan esas rantı elde eden, geliri elde eden müteahhit. Evet. Yani ondan zengin olurken iyi de iş sorumluluğunu almaya geldiğinde bir kötü oluyor. Yani böyle bir şey olamaz. Bu şuna benziyor. Bakın ben hep bu örneği veriyorum. Türk Hava Yolları'yla ya firma ismi ver. Bir havayolu firmasıyla uçuyorsunuz. Uçak düşüyor. Kimi sorumlu tutuyorsunuz? Firma. Uçak firmasını sorumlu tutuyorsunuz. Sahibi kimse onlar size tazminat ödüyorlar. Hı-hı. Mahkeme sonucunda filan. Orada biz teknisyenin hangarda vidaları sıkan, uçağın bakımını yapan teknisyenlerin kimler olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Tabii. Çünkü onları komuta eden bir başka başka veya Ulaştırma Bakanlığı'nı mı gidip sorumlu tutuyoruz? Evet. Anlatabiliyor muyum? Havacılık hani hava ulaşımından sorumlu diye. Hayır. Sorumlu o işi organize eden, o işten para kazanan kişidir. O yüzden kimse sorumluluktan kaçmaması lazım. Bu bir gerçek. Yani şeyi ben kabul etmiyorum. Müteahhitler yok suç bizde değil işte kötü beton getiriyorlarsa size kabul etmeyin. Yani evet. Beton şirketi kötü beton getirdiyse atıyorum C30 standardında beton getirmediyse kabul etmeyin. Peki hocam bu kadar ciddi bir işin basit bir izin belgesiyle yapılıyor olmasını da konuşmak gerekmez mi? Tabii yani şimdi sonuçta sektör
Yani ben karar versem yarın olabiliyorum. Olabiliyoruz, herkes olabiliyor. Yani herkes olabiliyor. Bugün pek çok kişi ya diyor bu işte para varmış deyip şu araziyi hemen alalım, inşaat hemen yapalım, yapalım diyor, değil mi? Evet. Diyorlar. Yani tabii sektörün çok ciddi bir, devletin orada ciddi eksikliği var. Regülasyon görevi vardır devletlerin, biliyorsunuz. Hani liberal ekonomik sistemlerde, ki Türkiye'de öyle sonuçta. Yani piyasaya giriş ve çıkış, hani bir sektöre giriş ve çıkışta evet genelde serbestlik var ama bir takım standartlar, kriterlerin de olması lazım. Yani her önüne gelen bir, yani mesela ben şimdi eczane açabiliyor muyum? Normalde aslında şöyle de düşünebilirsiniz. Eczane açayım, yanımda eczacılar çalıştırayım. Değil mi? Çalışsın eczacılar. Var, yurt dışında var öyle ama bizde verilmiyor. Buna izin verilmiyor. Müteahhitlik sektöründe de, inşaat sektöründe de müteahhitlerin piyasaya girişine ilişkin bir takım kriterlerin daha zorlaştırılması lazım. Her zaman söyleniyor işte Avrupa'daki toplam müteahhit sayısı, tüm ülkelerindeki müteahhit sayısı Türkiye'dekinden az. Bizde önüne gelen müteahhit oluyor. Ama tabii şöyle bir şey de söyleyeyim. Tüketicinin de birazcık bilinçli olması lazım. Yani kesinlikle. Gidip kötü bir, yani ürününden emin olmadığımız bir malı bir firmadan almak istemiyoruz, değil mi? Yani araba alırken bile bakın, insanlar çok Türkiye'de çok araba alırken bile çok dikkatli. Aman burası çarpılmış, burası çizikli. Halbuki hiç önemi olmayan şeyler. Tampon çiziğini millet şey yapıyor, kabul etmiyor. İnşaat sektöründe ama böyle bir şey yok. Aa, ev büyükmüş, işte ferahmış, bilmem. Ya kimse binanın statiğine, hesaplamalarına, zemin etüdüne, kullanılan malzemenin esas hani taşıyıcı malzemenin kalitesine falan bakmıyor. Seramiğine bakıyor, dış yüzeyine bakıyor. Çok ilginç bir yaklaşım bu. Yani tüketicinin de bu konuda bilinçlenmesi lazım. Evet. Belki işte bu deprem ders olur. Çok büyük bir aslında ders çıkartılması. Ama 99'da olmuş mu hocam? İşte olmuyor. Bizde biraz da nasıl olmamış. Balık hafızası da var. Birkaç ay sonra unutulup gidiyor bunlar. Yani evet. Maalesef. Şimdi inşaatla ilgili devam edelim. Fay hattının üzerine yapılmayacaksa yeni binalar, farklı bir yere gidecekse bu sefer evet, altyapı harcamaları da çıkacak çok ortaya. Ciddi altyapı harcamaları gerekiyor tabii ki, yani bunun hani kanalizasyon, yol, elektrik, su ve oranın kentleşmesi için daireler, tabii ki yollar, tabii, evet, sosyal kurumlar falan her türlü planlamanın da yapılması lazım. Yani şimdi afet yönetiminin herhangi senaryolarında deyin ki işte afetle karşılaşıldı, arkasına nasıl bu düzeltmeler, rehabilitasyonlar yapılacak gibi senaryoların geliştirilmiş olması lazım. Mesela Mersin'de Allah esirgesin böyle bir olay meydana geldiğinde yeni yapılanmayı nereye yapacağız? Bunun için bir arsa hazırlığı var mı? Şimdi işte konteynerleri koyacak yer bulunamıyor, biliyorsunuz. Tarlaya koydular, ha, yani, tohumların evet, üzerine, evet, yani, ekinlerin üzerine. Bu da ciddi bir sorun. Aynen, yani evet, nereye koyacaksınız? Tarım alanlarının üzerine mi koyacaksınız? Hangi zemin etüdünü ne zaman yapmanız gerekiyor? Önceden hazırlıklı olan o senaryo işi o yüzden önemli. Evet. Önceden bunun kararlarının verilip, tahminlerinin yapılıp, işte o öngörülere göre hazırlık yapılması lazım. Ama maalesef yok. Şimdi işte o yüzden binlerce insan geldi buraya, göç etti. Siz oraya belki de konutları yapsanız dahi bir kısmı geri gitmeyecek. Değil mi? Güvenip gitmeyecek. Yeterli iş olanağı bulamayacak, gitmeyecek. Korkudan gitmeyecek. Yani bir yığın şeylerle de karşılaşacağız. Ama gitmesini sağlayacak bir politik düzenlemenin, planlamanın yapılması gerekiyor. Şimdi hani ilk başta konuştuk ya, üretim kapasitesi, istihdamla ilgili sorunlar, turizmi hiç konuşmadık, zamanımız kalmadı. Tabii, turizm de kayıp yani o bölgeye yani, artık. Evet. Bakın ben size şimdi, çok ilginç kayıplar var. Opportunity cost
Tabii. Fırsat maliyeti çok önemli burada. Bir de kimsenin aklına gelmiyor mesela. 15 tane üniversiteden söz ettim bölgede. Siz çocuğunuzu oradaki bir üniversiteye, bölgedeki bir üniversiteye bu yıl üniversite sınavına giriyor olsa tercih yaptırır mısınız? Yaptırmam. O bölgede yaşıyor olsanız dahi yaptırır mısınız? Yani eviniz falan da orada falan. Hı hı. Yaptırmazsınız. Yani gider başka yere git. Dolayısıyla o bölgedeki pek çok üniversite bu yıl belki de kontenjanını dolduramayacak. Ne yazık gitmeyecek, ki. Evet, gitmeyecek öğrenciler. Yani Hatay ya Adıyaman'a, Gaziantep'e, Maraş'a. Bu sefer başka üniversitelere gelecekler. Mesela ben öyle bir beklenti içerisindeyim. Yani beklenti derken öyle bir tahminde bulunuyorum. Mesela bizim üniversite bize bölgeden çok öğrenci gelmek isteyecek. Zaten hani var olan öğrenci, hali hazırdaki öğrenciler de gelmek istiyor ama bir de yeni alacağımız öğrencilerde ciddi bir talep oluşacak. Başka daha güvenli olan şehirlere gitmek isteyecekler. İşte turizm de aynı şekilde etkileniyor. Yani turizmi sadece bir de o bölgeyle de düşünmüyor. Şimdi bakın haberlerde yazılıyor, gazetelerde yazılıyor. Bir deprem uzmanı çıkıyor diyor ki İstanbul'la ilgili deprem yakında olacak diyor. Mesela yakında ne zaman olacağı belli değil. Yarın da olabilir, 50 yıl sonra da olabilir, 5 sene sonra da olabilir, bilmiyoruz. Ama siz de turistsiniz, Avrupalı bir turistsiniz. Finlandiya'dan geleceksiniz. Ya diyorsunuz bir İstanbul'u göreyim, dünyanın en güzel şehirlerinden biriymiş. Böyle haberleri okuduğunuzda gelir misiniz? Gelmem, haklı olarak. Evet, yani sadece o bölgenin turizm kaybı olmayacak. İstanbul'un da turizm kaybı olacak. Mersin'in de olacak, Bodrum'un da olacak, İzmir'in de olacak. İzmir depremi bekleniyor deyip duruyor, değil mi? Evet, bekleniyor. Ama tabii turizm gelirlerinde o yüzden yaklaşık %10'luk yani 45-46 milyar dolarlık bir geçen yıl oluşmuş olan gelirden %10'luk bir azalma tahmin ediliyor. Evet. Bu da kabul edilebilir bir zarar değil yani. Hani büyük bir meblağ bu. 5 milyar dolara yakın bir para kaldı ki bizim o turizm gelirleri biz sadece Avrupalı turistler falan. Bizim yurt dışında yaşayan, hani Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın da buraya getirdiği döviz de var onun içerisinde. Düşündüğünüzde çok ciddi bir paradoks yaşıyoruz. Sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz. Her alanda işte inşaat, üretim, hani beyaz eşya, sigortacılık sektörü, turizm sektörü, eğitim, yüksek öğrenim diye düşündüğünüzde çok ciddi bir sorun yaşıyoruz. Umarım bir an önce üstesinden gelinebilecek bir stratejiler, politikalar belirlenir. Ama tabii işte seçim sattığına girildi. Bu o iyileştirme sürecini birazcık belki işte birkaç ay geciktirebilir. Hani malum yani sonuçta seçim dönemi. Hani ister istemez. Umarım deprem hasarlarını yok etmek bağlamında hızlı kararlar bu dönemde alınır. Hocam çok teşekkür ederim. Başka sorunuz? Benim sorum var ama çok akıcı bir söyleşi oldu. İlerleyen süreçte bence bir daha program yapmalıyız. Çünkü gerçekten bu konuda sorulması gereken, açığa çıkartılması, tartışılması gereken çok konu var. Madalyonun farklı farklı yüzleri var. Evet. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Son cümlelerinizi almak isterim. Sonrasında ben kapatayım. Ben teşekkür ederim. Beni konuk ettiğiniz için. Umarım faydalı bilgiler verebilmişimdir. Bilemiyorum. İzleyiciler de umarım bilgilenmişlerdir. Ben bu vesileyle de son kapanışta herkesin Ramazan'ını şimdiden kutluyorum. Hoş, dün başladı. İnşallah o işte depremin olumsuz etkilerinin şu süreçte, bir aylık süreçte azalmasını, toplumsal dayanışmanın daha çok olmasını. Çünkü gerçekten iyi örnekler de verildi aslında dayanışma konusunda. O konuda da Türk halkının hakkını vermek lazım. Herkes çok etkilendi bundan. İyi yaşayalım, doğruyu yaşayalım, güzel, erdemli bir şekilde hayat sürelim
dileklerimle ben teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Evet, elbette dönüşüm kolay olmayacak. Bir sonraki büyük depreme hazır bir Türkiye için çok yoğun bir çalışma, mücadele gerekiyor. Eğer bu topraklarda yaşayacak gelecek nesillere temelleri sağlam zemin üzerine inşa edilmiş, depremde sarsılsa bile yıkılmayacak binalar yapamadıysak bu bizim ayıbımız olacaktır. O yüzden bilimin ışığında, uzmanların sözünden çıkmadan bu konuyu eni konu konuşmamız gerekiyor. Hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Sağ olun, var olun. Bir teşekkür de bizleri sizlerle buluşturan İçer TV, San TV ekibine olsun ve Mersin Psikoteknik SRC ve Müsteşar Eğitim Kurumları Hayatı Trafiği Program sponsorumuz, size de teşekkür ederiz. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle hayırlı Ramazanlar diliyorum ben de. Mersin Psikoteknik SRC Mesut Sezer Eğitim Kurumları'nın sponsorluğunda hazırlanan Nil Sezer'le Hayatın Trafiği programı sona erdi.